Hoş geldin evladım, hoş geldin. Şimdi bir moda çıkmış. Gri saç. Bize mi özeniyorlar? Özenecek başka şey mi bulamadınız? Aldık gri oldu evladım, yavrum erkek gri oldu saçlarım. Nasıl böyle simsiyah sırmaydı benim saçlarım. Sürüyorsunuz ya kirpiklerinizi böyle böyle. Hiç ihtiyacım bile yoktu benim, yoktu. Ha videoyu izlemeye geldin sen. Tamam izle. Yok ya, inanmayacağım. Git izle ama izle. İzle ama. Suratıma gerçekten çok makyaj fondöten uyguladım. Çok katmanlı uyguladım ve birazcık bana sarı olduğu için daha koyu olmuş oldu gibi. İyice pudrayı bol bol sürme hakkına sahibim. Bu arada benim şu cilt yaşı bulma testleri oluyor ya. Onlarda göz altlarım 65 artı çıktı. O yüzden çok zorlanmayacağım ben bu makyajda. İnternetten tonton teyzeleri araştırdım. Ve genel olarak pembiş yapmalar. O yüzden yeni haklarımızı pembiş yapacağız. Saçlarımı beyazlatacağım. En azından bir kısmını. Bu L'Oreal Colorista spreyleri gri olanı ama bunun simli olduğunu hatırlıyorum. Kaşlarımı da bir şekilde grileştirmem gerekiyor. Şimdi bu beyaz dikit eyeliner'ını sürüp dağıtsam. Ben küçükken Cence, Yasemince diye bir program vardı. Bir de Olacak O Kadar vardı. İkisinde böyle sürekli kılık değiştirmeleri gördüğüm zaman çok özeniyordum. Aa, nasıl öyle oluyor falan diye. Bunu olmayacak galiba ya, ne dersiniz? Olmadı sanki bunlar. Normalde, normal şartlarda ilk önce deniyorum. Ondan sonra yapıyorum ama birdenbire böyle otururken aa yaşlı makyajı yapayım ya dedim. Birdenbire. Maybelline bu Master Camo Corrector kitindeki şu en açık rengi alıyorum. Şu fırçayı ama. Evet. Evet yani. Ve sarı durmuyor. Beyaz gibi duruyor şu sarı rengi aldım. Ben saçımı bir yere gri yapmak istiyordum. Gri derken şuradaki bir tutamı gri yapmak istiyordum. O dönemlerde otobüsteki bir teyze bana şey demişti. Zaten yaşlanınca böyle olacak, niye bu kadar uğraşıyorsun demişti. Şimdi de zaten yaşlanınca böyle olacak, niye bu kadar uğraşıyorum acaba? Şimdi yaşlanınca neler olur? Suratımızdaki mimikler, mimik yaparken ortaya çıkan kırışıklıklar daha çok derinleşir. O yüzden kırışıklıkları ortaya çıkartacağız. Bir yandan da böyle bir boyut versin diye kırışıklıkların bazı kısımlarını üzerine aydınlatacağız. Ve yaşlanacağız. Ama önce bir dakika. Ben tonton bir teyze yapmak istiyorum. O yüzden allık süreceğim. Galifornia'yı kullanacağım. Kamerada daha pembe duruyor. Neyse şurası. Şurası şöyle özellikle. Yani böyle allık sürmüşüz gibi değil aslında. Böyle suratımız kızarmış, böyle al yanak al yanak kızarmış gibi. Şuraya fazla geldim. Şimdi geldik kırışıklıklara. Kontür pudrası kullanacağım. Bu ilk aşamalık çizgiler. Sonra bunları daha da derinleştireceğiz bu arada. Yani sadece şu an kendimize referans yapıyoruz. Kamera
azıcık şarj olurken canım sıkıldı. Yüzümün yarısını yaptım. Bir şeyler falan denedim yani. Biraz yaşlı oldu yüzümün kısmı. Ama bence alnım yeterince kırışmadı. Ben sana bunları yaşlanınca hatırlatacağım. Alnım yeterince kırışmadı diyor. Bu da yaşlanmışım alnım. Kırışmamış demek ki. Abi benim alın çizgilerim çok denge. Asimetrik alın çizgisi mi olur yani? Anlamadım onu. Çatık kaşıma. Bak şu çok çatık. Bunu yapayım değil mi? Bir tek onu yapayım ama. Çok çatık çünkü. Şey gibi ya. Çizim yapmak gibi. Yani özellikle kendini yaşlandırmak çizim yapmak gibi. Nereye ton atarsan orası kırışıklık oluyor. Çok eğlenceli. Öyle. En azından bizim genlerde bence öyle geliyor. Herkes öyle emin değil ama şuradan düz başlayıp böyle yayılıyor yani. Şimdi normal zamanlarda yaptığımız şey kaşlarımızın altını aydınlatıp daha kalkık göstermektir ya. Bu sefer tam tersini yapacağız ama kaşlarımı bunu birazcık daha tekrar beyazlatacağım. Çünkü niyeyse uçuyor bence. Yine kontür rengini alıp bu sefer kaş altımı boyuyorum. Göz kapağımı birazcık daha düşürüyorum. Bunu sonra başka bir şeyle daha üzerinden geçeceğiz. Aslında ya bildiğiniz mantık kontür yani. Gerçekten şu an kontür ve aydınlatmadan ibaret. Sadece daha seksi hatlara sahip olmak yerine daha yaşlı hatlara sahip olmak istiyoruz şu an. NYX Flow'unu izlediyseniz eğer şu kalem çıktığı zaman top rengi bu. Ben şey demiştim, ben bunu kullanacak yer buldum. bu maskara kısmını alıyorum. Alıp... Küllü bir renk ya. Kırışıklıkların derin olduğu yerlere ufaktan konduruyorum böyle. Şurası derin olsun biraz. Benim dudak düşür ya böyle. Ama geldik lekelere. Boyaları böyle oldukça sıyırabildiğim kadar sıyırıp birazcık elimle prova yapıp güneş lekeleri ya da işte yaşlılık lekeleri yapacağız. Bu bazı yerlerde çok yoğun olur. Genellikle ışığı alan yerlerde daha da yoğun olur. Alnımı tekrar üzerinden geçeceğim çünkü aldık bayağı azaldı yani. Aydınlatmamız gerekiyor. Bunun için de ne yapacağız? Kaşımızı boyadığımız rengi alacağız. Her şeyi resmen onunla yapıyoruz bugün. Tam böyle gölge koyduğun yerin altına fıt fıt ışık. Evet. Şimdi bu sefer NYX'in eyeliner'ını alıyorum. Ve kirpiklerimi boyuyorum. Aaa, çok acıdı. Makyajım oldu. Şu an gözümü açmak istemiyorum. Bu ne? Ay bu hiç olmadı. Bu çok kötü oldu şu an. Yaşlı insanlar üzmeyin. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağı yorum bırakmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın evladım. Hoşça kalın.